Şimdi de yanımda beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Zırh Sorular Hocam var. Ali Zırh Hocam'la ilk önce Parkinson hastalığını konuşarak başlamak istiyorum söze. Parkinson hastalığı nedir? Biz anlayabilir miyiz? Yani vücut alarm verir mi? Belirtileri var mı hocam? Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan ve genelde ileri yaşlarda ortaya çıkan hareketlerde yavaşlama, küçük adımlarla yürüme, yüz hatlarında donukluk, genelde vücudun bir yanında başlayan ve daha çok istirahatte olan parasayar tarzda diye tanımlayabileceğimiz bir titremenin görüldüğü bir ileri yaş hastalığı. Anlayabiliriz. Çünkü genelde tabii ki bazı bulgular yaşlılıkla veya yaşlılık zannedilen belirtilerle karışsa bile, eğer yaşı ileri bir kişide vücudun bir yanında kolların salınımının iştirak etmede azalması, vücuda yapışması, küçük adımlarla öne eğik yürüme, yüz hatlarında donuklaşma veya özellikle demin tanımladığımız gibi bir titremenin ortaya çıkması acaba başka bir sorun mu var sorusunu akla getirebilir. Peki yaş dediğimizde mesela şu yaştan önce Parkinson olamaz, şu yaştan sonra kendini gösterebilir diyeceğimiz bir sınırlama var mı hocam? Burada bir yaşlanma süreciyle beyinde bir madde eksikliği söz konusu olduğu için genelde toplumda görülme yaşları 62-65 yaşlar civarında oluyor. Ve o yaş grubundaki her 1000 kişiden 3'ünde, yani aşağı yukarı 300 kişiden birinde şu hastalık bulgularını görüyoruz. Şu an görüntüler var ekranda. Ali Zırh Hocam siz de bakın. Evet, görüntüler bizim daha sonra konuşabileceğimiz beyin pili takılmış hastaların beyin pili kapalı ve açık Parkinson tedavisiyle ilgili görüntülerini içeriyor. Yaş ilerledikçe hastalık görülme sıklığı artıyor ama 40 yaş altında da görülebilen, genç yaşta görülebilen nadir de olsa olgular var. Peki hocam biz ya da yakınlarımız bizde ne olduğunda bunu anlayabiliriz ya da karşımızdaki anlar? İlk nasıl başlar? Birden mi titremeye başlarsın yoksa vücut bu alarmı titremeyle dediniz ama nasıl? Bu yavaş yavaş gelişen bir süreç. Her hastada titreme olacak diye bir kaide de yok ama büyük bir grup hastada vücudun bir yanında eğer ön planda olan ve özellikle kişi istirahatte, eller kucaktayken, iki yana sarkıtıp yolda yürürken olan bir titremesi varsa akla gelebilir. Ama bazı Parkinson hastaları hiç titreme olmaksızın yavaş yavaş tutukluk, katılık, ağırlıkla gelişen bulguları da karşımıza getirebiliyorlar. Peki tedavisi nasıldır? Parkinson hastalığı sanki, gerçi ben çok yakından takip ediyorum, çok güzel ilerlemeler var, birazdan anlatacağız onu ama ilk önce tedaviye nasıl başlanılıyor? Şimdi bu beyindeki bir madde eksikliği olduğu için başlangıç tedavisi ilaç tedavisi. Önce ilaçlarla eksiği yerine koymaya çalışıyoruz ve büyük bir grup hastada hastalar ilaç tedavisine iyi cevap veriyorlar. İlacı aldıkları zaman hastalık bulgularının düzelmesi, normale yakın bir yaşam sürdürebilmeleri mümkün oluyor ve birkaç sene veya yıllarca hastalar ilaçlarını düzgün dozlarda kullandıklarında sorunsuz ya da dışarıdan anlaşılamayacak kadar iyi olarak yaşamlarına devam edebiliyorlar. Ancak aradan yıllar geçip bir çeşit hastalığın ilerlemesi, bir çeşit ilaca tolerans gelişmesi nedeniyle eğer ki eski doz ve sıklığında ilaçlar yetmez, hastalar sık açılıp kapatma, ilaç bitmesi etkilerini yaşarlar veya uzun yıllar ilaç kullanan hastalar gerek motor dediğimiz istem dışı hareketler tarzında ilaç yan etkilerini veya bir takım psikolojik, psikiyatrik ilaç yan etkilerini yaşamaya başlar. Artık ilaç tedavisinde tıkanırsak o zaman da biz bir takım cerrahi girişimler uyguluyoruz. O ne zaman işte? O aradan yıllar geçip... Nasıl bir cerrahi yöntem bu? Tedavi yetmez veya baştan itibaren hastalar ilaç tedavisine yeterli cevap vermezlerse o zaman biz beyin cerrahisinde bir takım cerrahi girişimler uyguluyoruz. Bunlar eski zamanlarda daha çok lazere benzeyen bir yakma yöntemiyle beyindeki hastalık bölgesine müdahale etmek. Bugün daha güncel, daha modern olarak bugün de tartışacağımız hastalara beyin pili takarak bu bulguları düzeltmeye çalışıyoruz. Uygun hastalarda bu cerrahi girişimler biraz önce görüntülerde de geçti. O görüntüler tekrar ekrana evet geldi şu an. Ali Zırh Hocam pilinden bahsediyor. Beyin pili nasıl takılıyor hocam? Beyin pili ameliyatın başlangıç aşamasında uyanık konuşarak, hastalarla sohbet ederek, kafatasına birer küçük delik delerek beynin içerisine iki elektrot yerleştirme ameliyatı. Bu hasta için çok zor değil ama teknik olarak bizim için zor. Çünkü beynin içinde 2 milimlik bir anatomik oluşumu bulup oraya müdahale ederek hastalık bulgularını düzeltmeye çalışıyoruz. Ameliyatın ilk 2-3 saatlik kısmında bu hücrelerin yerini arıyor ve hastayla da yardımlaşarak bunların yerini buluyoruz. Daha sonra iki tane elektrodu beyin içerisine yerleştiriyoruz.
Bu yerleştirme işleminden sonra beyin ameliyatımız bitiyor. Ama sonrasında hastayı uyutup pil dediğimiz beyne elektrik verecek cihaz kısmını göğüste köprücük kemiği altında cilt altına yerleştiriyoruz. O sırada canı yanmasın diye de hastayı uyutuyoruz. Buradaki görüntüde solda hastanın, aynı hastanın beyin pili kapalıyken sağ tarafta da beyin pili aktif olarak hastanın bulgularını düzeltmeye çalışırken olan hocam, görüntüler peki, var. Peki bu operasyon esnasında hastanın beyin pili takılırken hasta acı ya da ağrı hissediyor mu? Hastalar toplam aslında 6 tane iğnenin batmasının acısını hissediyorlar. Çünkü bizim bu hesaplamaları yapıp doğru yeri bulabilmemiz için hastanın başına bir çerçeve takıyoruz. O çerçeveyi 4 tane vida ile vidalıyoruz başa. Canı yanmasın diye 4 tane uyuşturucu iğne duyuyor. Bir de ameliyat sırasında kafatasına delik delerken ciltte ağrı olmasın diye birer uyuşturucu lokal anestetik yapıyoruz. Başka sonuçta şey hastalar 6 tane iğnenin batmasının acısını peki duyuyorlar. Riski var mı hocam? Beyin pili dediğimizde şu anda merak edenler vardır. Bu operasyonu tercih edenlerin riskleri nedir? Aldıkları şimdi, risk ne? Bu ameliyatlar doğru ellerde ve doğru teknolojiyle yapıldığı takdirde riskleri oldukça az. Aşağı yukarı her ameliyatta olan %1 civarında bir enfeksiyon riski var. Çünkü hastanın yarası mikrop kapabilir. Bu apandisit ameliyatında da böyle, bademcik ameliyatında da böyle. Bunun dışında her ne kadar kafatasını açmadan, karşılıklı konuşarak, sohbet ederek ameliyat yapıyor olsak da içeriye bir takım iğneler, aletler sokup çıkarıyoruz. %1 civarında da bir beyin kanaması riski var. Şimdi bu gördüğünüz pili takılmış amca. Aslında evet, evet. Burada normale yakın yaşı ileri bir amcamızı görüyoruz. Evet. Aslında bu hasta çok ileri evre bir Parkinson hastası ve beyninde pil var. Ve pilimiz şu anda aktif, çalışıyor. O yüzden hastalık bulgularının önemli bir kısmını düzeltiyor. Beyin pili çalıştığı zaman hastalıktan sorumlu bölgelere verdiği elektrik akımıyla hastalık bulgularını düzeltebiliyor. Bunu bir çeşit hastalığın saatini geri almak olarak tanımlayabiliriz. Eğer doğru seçilmiş bir hastada biz 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde onu hastalığın 1. 2. senesindeki haline geri getirebiliyoruz. Ben şu anda hastanın açık ve aktif olan ve çalışmakta olan pilini kapatıyorum. Dolayısıyla pili devreden çıkarıyoruz. Evet. Bu genelde pilin etkisi birkaç saniye içerisinde yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Ve gördüğümüz gibi Parkinson hastalığının bulguları karşımıza geliyor. Hasta oturduğu için biz şu anda hastanın titremelerinin olduğunu ve oldukça bundan rahatsız olduğunu görüyoruz. Parkinson'un tek bulgusu titreme değil, tutukluk, ağırlık, katılık gibi bulgular var. Şimdi hastadan yürümesini istiyoruz. Hasta yürümeye başlıyor. Pilin etkisi yavaş yavaş ortadan kalktığı için gördüğünüz gibi yürüdü, döndü. Nasıl kapadınız ama, o pili hocam ya? Pil bir bilgisayar aracılığıyla evet, buradan müdahale edebiliyoruz. Zaten ha, pili taktıktan sonra pil ayarlarını da öyle yapıyor. Şu anda hasta artık yürüyemez oldu, adım atamıyor. Gördünüz mü? Biraz önce nasıldı? Şimdi eşi yardım edecek ki tekrar oturabilsin diye. Elektrotları takmak, pili yerleştirmek zaten ameliyatın başı. Ondan sonra bir 30-40 saat her bir hastayla o hastaya en iyi gelecek pil ayarlarını yapıyoruz ki hastalık bulgularını o hastaya uygun düzeltelim diye. Şu anda hastanın pili çalışmadığı için yoğun olarak oturduğu yerde de hastalık bulgularını yaşıyor. Şimdi ben pili yeniden elimdeki cihazla hastanın açıyoruz, pilini açıp tekrar pili aktif hale, yani o videonun başındaki dışarıdan oldukça sağlıklı görünen hasta haline getirmeye Allah çalışıyorum. Allah, aynı anda durdu ya. Şu anda hasta oldukça rahatladı, hastalık bulguları önemli ölçüde azaldığı için. Muazzam değil mi? Ben ana haberlerde de gördüm, çok da yakından takip ediyorum. Muazzam. Peki bu arada bir şey daha sormak tabii istiyorum ki Ali Zır hocama. Beyin pili sadece Parkinson hastalarına mı? Aslında yaptığımız işin tıp dilindeki adı nöromodülasyon. Hı. Yani beynin herhangi bir bölgesine bir elektrot yerleştirip biz elektrik akımı verebiliriz. Parkinson hastalığında bu hastalık bulgularını düzeltiyoruz. Bugün elimizdeki bilimsel çalışmalar bazı psikiyatrik hastalıklarda, ileri depresyon ve obsesif kompulsif hastalık dediğimiz hastalıklarda, hı, yine bazı epilepsi tedaviye dirençli olgularda, SARA hastalığında beyin pillerinin önemli yararları olduğunu gösteriyor. Yurt dışında bazı kliniklerde de bunlar uygulanıyor. Bu arada şu anda bir hanımefendiyi de görüyorsunuz, evet, ekranda hocamın hastalarından açıktı, beyin pili kapattık, taktıklarından şu anda pili yok. Kapalı. Tak kapalı, beyin pili kapalı. Var ama çalışmıyor. Tekrar açacağız, çalıştıracağız. Bu arada bazı çalışmalar belki ileride sizleri de çok ilgilendirecek, iştah merkezini de etkileyebileceğimizi. Dolayısıyla bu yine kadar ağır, brutal olmayan ameliyatlar yerine belki iştah merkezini etkileyerek kilo kontrolü veya
anoreksiya, nervoza gibi zaten yeme bozukluklarını etkileyebileceğimizi, yine bazı çalışmalar hafızayı geri çağırabileceğimiz yolunda bazı ön veriler verdi. Tabii bunları bizim geri çağırmak dediğimizde Alzheimer. Evet, Alzheimer ve benzeri unutkanlıklar. Ama bunlar henüz deneysel aşamada olan, tünelin ucunda görünen ışık diyebileceğimiz, belki önümüzdeki yıllarda kontrollü çalışma sonuçları bize istediğimiz sonuçları verebilirse, tıpkı hareket bozukluğu hastalıkları gibi, onları da hastalara önerebileceğimiz yeni umut pencereler olarak karşımıza gelecek. Evet, Parkinson hastalarını burada bir başka Parkinson hastası, demin bahsettik, her hastanın titremesi olmayabilir diye. Bu hastanın tutukluğu var, hareket etme güçlüğü var, adım atmada zorluğu var. İlaç aldığında hareket edebiliyor ama demin konuştuğumuz bu yoğun ilaç yan etkilerini yaşıyor. Bu hastanın ameliyat öncesi görüntüsü. Arkadaşlarımız ameliyat sonrasındaki görüntüsünü de verirlerse aradaki farkı görebilme şansımız olacaktır. Allah Allah. Bunlar önceki görüntüler. Maşallah, sizlerin de sayesinde ellerinize Allah zeval vermesin. Bu arada her hasta ameliyata aday ya da her hastaya ameliyat edebiliriz demek değil. Hastaların ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi, böyle bir tedaviden yarar görmeye uygun olup olmadığının araştırılması lazım. Çünkü Parkinson olmayan ama Parkinson'a benzeyen, yine aynı grup altında anılan başka hastalıklar var. Her el titremesi Parkinson değildir diyorsunuz. Tabii ama bu istirahat titremesi olan veya bu hastaya benzeyen başka bizim pille yararlı olamadığımız hastalıklar da var. Bunun dışında özellikle genç yaşlarda görülen, elleri havaya kaldırınca, tepsi tutunca, namaza durunca, bir şey tutunca olan, bizim tıp dilinde esansiyel veya pozisyonel titreme dediğimiz titremeler var. Bu tamamen Parkinson'dan farklı bir hastalık. Bu hastalıklarda da gene beyin pilleri önemli ölçüde, eğer tıbbi tedaviden yararlanmazsa iyi olabiliyor. Tuttuğunu zannedip düşürenler. Bir de tabii kavrama aşırı zorluğu çekenler. Aşırı vücut kasılmalarıyla giden, bizim tıp dilinde distoni adını verdiğimiz hastalıklar var. Yine rejideki arkadaşlarım eğer gösterebilirlerse, o başka bir hastalık grubu. Generalize distoni dediğimiz aşırı vücut kasılmalarıyla giden hastalıklar var. Bu hastalıklarda da eğer tıbbi tedavi bize istediğimiz sonucu vermiyorsa, şu anda ekrana geldi. Bu yine vücut aynı kasılması hastanın, dediğiniz distoni değil mi adını hocam? Verdiğimiz, solda pili açık, sağda kapalı aynı hastanın. Kapalı olduğunda çok daha yoğun hastalık bulgularını yaşadığı, kasılmalarla giden hastalıklar var. Bu hastalıklarda da eğer tıbbi tedavi bize istediğimiz sonucu vermiyorsa, beyin pili oldukça yüz güldürücü sonuçlar karşımıza getirebiliyor. Evet, görüntülerde de görüyorsunuz, inanılmaz fark var hocam. Peki mesela o beyin pili, şimdi izleyenler şöyle düşünüyor olabilir. Yani konuşmasını ağırlaştırıyor mu, başka türlü işlevlerini olumsuz etkileyebiliyor. Etkiliyor mu? Şimdi beyin pilinin en büyük avantajı programlanabilir, kontrol edilebilir, ayarlanabilir bir tedavi yöntemi olması. Zaten pili taktıktan sonra biz hastalarda bu ayarları yaparken hastaya yan etki oluşturmayacak ama ona en fazla yararlı olabilecek bulguları sağlıyoruz. Bir yandan da bu geri dönüşümlü bir tedavi. Eğer önümüzdeki ne olursa olsun beyin pili de olsa yine de kişiye özel değil mi? O hastaya özel ayarlar yapıyoruz tabii ki. Ayrıca da ileride başka bir tedavi yöntemi gelişir ise üzerine onu uygulayabilmemiz veya bu elektrotları bırakıp veya çıkarıp başka bir yere yeniden müdahale etmemiz mümkün oluyor. Muazzam, vallahi tebrik ediyorum sizi. Çok yakından takip ettiğim bir haber. Sizinle paylaşmak istedik sevgili Ali Zırh hocamla. Gördünüz, pil takılmamış, beyin pili takılmamış hastayla beyin pili takılmış hasta arasındaki farkı sizler de gördünüz. Muazzam, ne kadar memnundurlar değil mi? Ne kadar tabii mutlu ki ediyorsunuz insanları. Bir de tabii hani umut verici gelişmelerin en önemlisi sosyal güvenlikle ilgili. Çünkü beyin pilleri oldukça pahalı aletler. Son 3-4 senedir sosyal güvenlik sistemi bunu uygun tanı ve endikasyonla ameliyat edilen hastalarda pil parasını ödüyor. Bu da çok devlet önemli bir katkı. Çünkü çok hasta böylelikle